Merhaba sevgili seyirciler. Bir kişi bir ürün programıyla bir kez daha sizlerleyiz. Bugünkü programımız biraz özel bir program. O yüzden bir kişi bir ürün özel programı diyorum. Neden özel? Çünkü bu defa kendi stüdyolarımızdan biraz dışarı çıktık. Bekir Bey'e, yani sizlerin çok yakından tanıdığınız Çelikel'e geldik. Ben evet bu programın bu kısmını belki oturarak çekiyorum ama ikinci bölümünde direkt bu üretimlerin merkezine inmek isteyeceğim ve sizinle orada bir konuşma, bir röportaj yapmak isteyeceğim ama şu anda buradayız. Sizin çatınız altındayız. Estağfurullah. Çelikel'i Konya'daki şu an konumu gereği, yani bulunduğumuz alan itibariyle tam olarak neredeyiz, ne kadarlık bir alanda hizmet vermekte? Bu detaylarla başlatmak istiyorum programı Bekir Bey, lütfen. Öncelikle hoş geldiniz diyorum Başak Hanım. Şeref verdiniz. Hakikaten bizi onur ettiniz. Bu ince inceliğinizden dolayı da ben size müteşekkirim. Firma olarak artık elhamdülillah şu kısa zamanda ciddi anlamda hem yurt dışı ve hem yurt içi seyahatlerimiz oldu. Sizlerin de Bereket TV ailesinde ciddi bize katkı sağladığını düşünüyorum ki hakikaten ilginç anekdotlarım da var. Belki biraz süreyi kısa tutacağını söylediniz. Yani 20 dakikalık bir program olacağını söylediniz ama. Yok, o sadece ilk kısım için. Siz süreye takılmayın lütfen. Şunu söyleyeyim. Biraz belki biraz çenemi düşük olduğundan seyirciler de maruz görsünler burada beni. Biraz konuşmayı aslında belki sevmiyorum ama içi boş konuşmayı sevmiyorum. İnşallah içini bu kısa zamanda elimden geldiği kadar doldurmaya çalışacağım. Firmamızla ilgili insanların merak etmiş olduğu şeyleri, Çelikel nerededir, ne ürünler yapar, bunu bu kısacık programın içerisine inşallah sığdırmaya çalışacağım. Şimdi firmamız şu anda 10 bin metrekare üzerinde, 10 bin de açık, toplamda 20 bin metrekare üzerinde imalat yapıyoruz. Şu anda 150'ye yakın personelimiz var. Ki şu anda en son aldığımız stratejik karar gereği yeni aldığımız beyaz yakalı elemanlarımızı özellikle mühendis kadrosundan, tekniker kadrosundan ve iyi derecede İngilizce bilen elemanlardan seçmeye çalışıyoruz. Bunun da eğer gerekçesi ne diye sorarsan biz artık önümüze bir hedef koyduk. Biz bir dünya markası, bir global bir marka olma yolunda ki şu anda emin adımlarla ilerliyoruz. Bunun da altyapısını şimdiden oluşturmaya çalışıyoruz. Niye dersen artık dünyanın geçerli dili İngilizce, özellikle iyi derecede İngilizce bilen elemanları istihdam etmeye çalışıyoruz. Bilmiyorum, belki sektörde zaman zaman kulağımıza geliyorlar. Belki o medeni cesareti gösterip de yüzüme deli lafzını söyleyemiyorlar ama işte delidir falan filan ibarelerini duyuyoruz. Ama şundan emin olun, ben o deliliğimle gurur duyuyorum. Çünkü iyi bir atasözü var. Atın iyisine doğru, yiğidin iyisine de deli derler. Biz deliyiz evet ama neyin deli? Biz işimizin delisiyiz. Yaptığımız işin delisiyiz. Biz kalitenin delisiyiz. Biz insanlara hizmet üretmenin delisiyiz. Bu memlekede bir istihdam yaratmanın, bu memleketin geleceğinin üretmekten geçtiğinin bilincinde olduğumuz için üretim delisiyiz. Bunlar benim bütün samimi düşüncelerim. Şunu görüyorum ki televizyonun ne kadar etkili bir mecra olduğunu zaman zaman, ki bunu ben daha ileriki yıllarda da aslında biliyordum ama belki zaman doğru bir zaman değildi ama şu anda doğru bir zamanla sizlerle bir yol yürümenin de hazını ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu konuda ben sizlere de müteşekkirim. Hakikaten bizi belki vizyona çıkartan, aslında normalde yaptığımız aslında aynı kalite mantığıyla, aynı mantaliteyle ürün yaparken fakat bunun insanlara ulaştırmanın en doğru mecranın TV kanalları, tarım kanalları olduğunun farkına vardık. Ve bu yolda da ciddi bir bütçeler ayırarak yol yürüyüşümüze devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu yol yürüyüşüne beraber devam edeceğiz. Ama şu da bir gerçek ki belki firmamızın ölçeğiyle ilgili hep diyorlar, işte soruyorlar ya, hatta gittiğim yerlerde işte fuarlarda falan sizlerle yapmış olduğum bu röportajların ciddi anlamda gerçek katkılarını sahaya indiğim zaman görüyorum ki insanların benim onların dilinden konuşmam, benim de normal gibi normalde bir halk çocuğu olmam, onların diliyle, onların lisanıyla aynı dili konuşmamız belki onlarla bizim kaynaşmamıza daha ciddi bir vesile oluyor. Ki bunda sizlerin hakikaten ciddi bir emeği var. Yine söylüyorum, hakikaten müteşekkirim. En azından bu samimi duygularımı, hissiyatımı onlara iletmeniz beni o derece mutlu ediyor ki
Hani bazı şeyler vardır ki işte paranın, pulun vermediği bir haz vardır. O insanların o ilgisi ve alakası, insanların bizdeki görmüş olduğu o samimi duruşumuz, insanların bunları gelip bize birebir anlatmaları, inan biraz da duygusal bir insanım, beni son derece duygulandırıyor. Ama hep de şundan korkuyorum ki Rabbim bizleri bir yerlere getirdi. Bizim insanlarımız bize bu özveride bulundular. Bizi tercih ettiler, bize teveccüh gösterdiler. Rabbim inşallah bizleri şımartanlardan etmesin. Çünkü hakikaten korktuğum bir hasrettir. Yarın kimin ne olacağının hiçbir zaman bir garantisi yok. Ama benim hayat felsefem özellikle şudur ki yarın bakabileceğin yüzü hiçbir zaman kapıyı sert çekme diye. Onun için elimizden geldiği kadar ben ve ekibim tamamen mütevazi bir şekilde davranmaya çalışıyoruz bu insanlara ki bu benim bütün samimi duygularımı anlatmaya çalışıyorum. Ve bu fuardaki veya dolaylı yerlerdeki görüşmelerimizde ya aynen televizyonda konuştuğun gibi hakikaten cansın, candansın böyle. Biz hakikaten bizden birisin demeleri benim inan mutluluğumu belki bir kat daha, iki kat daha artırıyor. Ortaya koyuyor. Evet, bu da bana inanılmaz bir haz veriyor. İnsanların inşallah o samimi duygularına, onların bize göstermiş olduğu teveccühlere inşallah firma olarak biz de layık olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz inşallah. Aslında çok güzel bir giriş yaptığınız için bölmek ya da kesmek istemiyorum söylemlerinizi ama tam da o noktalara gelince de ben oraya bir parantez açmak istiyorum. Evet, bu süreç tabii ki kolay gelinmiş bir süreç değil. Siz de bir markanın yüzü oldunuz ve bunu şu anda taşıyorsunuz. Estağfurullah. Gerek boğa ile birlikte ve şu anda mesela masamızda da bir boğa figürü var. Logo da var. Yani insanlar artık sarıyla, boğayla, evet siyahla birleştirip direkt bir markayı akıllarına oturttu. Sizi de görünce bununla birleşiyor ama tabii ki bu vizyonla da alakalı bir iş. Yani herkesin ortaya koyabileceği ya da benim evet tamam ben oldum yaptım diyebilecek de bir iş değil. Neden bunu söylüyorum? Mesela geçtiğimiz dönemlerde bir Konya fuarını vardı. Sizin standınıza olan ilgi, alaka neden? Çünkü herkeste olmayan farklı bir sistemi ortaya koydunuz. Hı hı. Orada bir rodeo getirildi. Evet, yani ister istemez bunlar da herkesin akıllarında bir şeylerin kalmasına, kazınmasına sebep oluyor. Biraz bunları açmak istiyorum ben. Yani nasıl böyle bir yaklaşımı taşıyorsunuz? Nasıl başladı? Ya da bu sürece nasıl gelindi? Vallahi Başak Hanım, ben şunu söyleyeyim. Sıra dışı olmak hakikaten güzel bir duygu. Benim hayat felsefem hep sıra dışı bir şeyleri yapmak üzerine kurguladım. Çünkü benim aslım Yozgatlı. Ben Yozgat gibi bir yerden geldim. Hakikaten çok ciddi mücadeleler verdim. 23 yıl oldu. Benim babamın babamın da amcasının mesleği. Aslında ben 3. kuşak bir sanayiciyim. Ama memleket sevdalısı bir insanım. Ülkeme inşallah bir takım bir şeyler, değerler katmanın derdindeyim. Yani her ne kadar şahsım gibi görünse de bu memleketin bir değeri olsun. Yani dünya ölçeğinde inşallah bir marka olabilirsek bu ülkenin kazanımı olacağının düşüncesi bende hep hasıl oldu. Ama şunu da hiç kimse düşünmesin ki bu Bekir Türkmen'in şahsi bir başarısı değil. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Biz bir ekibiz. 150 kişilik bir aileyiz şu anda. Firmamızda, bünyemizde 150 tane istihdam sağlıyoruz ki diğer dolaylı yerlere de vuracak olursan ciddi anlamda da bir istihdam sağlıyoruz. Ama yeterli mi? Benim için hala bunlar yeterli değil Başak Hanım. Çünkü benim ufkum daha yukarılarda. Biz bugün buradayız. Dün nerede olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Ama yarın nereye gideceğimizin şu anda kurgularını yapıyoruz. Ciddi anlamda o kadar kaliteli bir ekip kurmaya çalışıyorum ki hep sıra dışı insanlar. Şehir dışından transferler. Çünkü Konya'nın en büyük sıkıntılarından birisi kalifiye eleman eksikliği vardı. Biz Konya'da araştırdık, bulamadıklarımızı şehir dışından şu anda transfer ediyoruz. Ama vizyonumuza, misyonumuza uyacak, hedefi bizim hedeflerimizle örtüşebilecek ve bizim bu hedeflerimize inanabilecek ekip kurma derdindeyiz şu anda. İnşallah bunların da artık altyapılarını yavaş yavaş oluşturmaya başladık. İnşallah bütün personelimize, belki Konya'da uygulanmayan, belki Türkiye'de bizim sektörde hiç uygulanmayan bütün personelimizi seçkin bir otelde, bütün personelimizi bir yemek davetiyle sunumumuzla beraber bizim belirlediğimiz hedeflere inanacak, güvenecek insanları, ekipleri inandırmanın
derdiyle şu anda dertleniyoruz. Onlara biz ne kadar değer verdiğimizi, bizim nefsimizin ne istediyse işçilerimizin de nefsinin aynı şeyleri istediğini, bunları onur etmenin gerekliliklerini biz hep inanarak, yani burada sadece pastanın büyük kısmını biz yemeden ziyade biz hep paylaşım derdindeyiz. Yani Çeligeli ben istiyorum ki bir tek Bekir Türkmen'in veya aile fertlerinin bir firması olarak değil. Çünkü burada 150 kişi eğer istihdam sağlayıp da 150 kişi evinin nafakasını buradan getiriyorsa bura onların da ekmek teknesi olduğunun idrakını oturtmanın derdindeyiz. Yani zaten hakikaten, çok pardon, şöyle de bir durum söz konusu. Siz burada tek başınıza değilsiniz. Aile fertleri derken biraz da açalım, izleyicilerimiz de bilsinler. Kardeşleriniz farklı, evet, bir yapılanma içerisinde, evet, onlar da sizinle beraberler. Evet. İki oğlunuz. Evet. Sizlerle beraberler. Onlar dördüncü jenerasyon oluyor. Evet, dördüncü jenerasyon ve topyekun bir çalışma var aslında. Herkes bir işin ucundan tutmuş ve bunu ilerletmekte olduğunu görüyoruz. Ama bu işte sonuçta Çeykel Mankısı olarak izleyicilerimize yansıyor. Evet. Şimdi Başak Hanım, biz bir aile firmasıyız. Evet, benim rahmetli babam burada ruhu şad olsun diyorum. Bizi helal lokmalarla bugünlere getirdi. Belki bilmiyorum ne derece şey olur ama keşke rahmetlik yaşamış olsaydı, bugünkü evlatlarının firmayı ne gibi yerlere getirdiğinin o hazını o da yaşayabilseydi. Duygulanıyorum da hakikaten, dedim ya, sert ve kötü görünüşüme rağmen hakikaten içim insan sevgisiyle dolu. Çok da duygusal bir insanım. Ama bu başarılar yeter mi derseniz, biz bu memleketi eğer bir noktaya getireceksek, bu memleket bir yerlere gelecekse, dünyada söz sahibi olacaksa, birey olarak benim üzerime düşen görevin idrakında olup ve o yolda emin adımlarla ilerlemek istiyorum. Ama bu benim şahsi bir başarım değil, bir ekip başarısıdır. Bugün benim 23 yıl oldu Konya'ya geleli. Babam işte 83 yılında rahmetlik oldu. Biz 4 kardeşlik, hala ayrılmadık. Pek ayrılmaya da öyle elhamdülillah bir düşüncemiz yok. Çünkü açla tohum arasında yarım ekmek bir fark var Başak Hanım. Yani, birlikten kuvvet doğar. Aynen öyle, birlikten kuvvet doğar. İnşallah yeğenimin birisini ben şimdilik Amerika'ya gönderdim. Orada bir dil kursuna gönderdim. Biz dünya firması olma yolunda kararlılığımızı ve irademizi ortaya koyuyoruz. Bununla ilgili de yürüyeceğimiz yolun meşakkatli ve zor olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama biz bunlara hazırlıklıyız. Çünkü kolayı herkes başarabilir. Önemli olan zoru başarabilmek. Biz zora talibi olduk. İnşallah o yolda da Rabbim bizim yüzümüzü insanlara karşı kara çıkartmaz. Şunu çok iyi biliyorum. Hakkımızda bir sürü konuşulduğunu biliyorum. Yani bu reklam finansmanını nereden sağlıyor? Bu gücü nereden alıyorlar? Ama bir insan inandıktan sonra ben şunu iyi biliyorum ki, yani Ferhat Şirin için eğer o dağları delip Amasya gibi bir yere, bilmiyorum, mutlaka görenleri vardır, o şehre o suyu akıttıysa, yalnız başına bunları yapabildiyse, biz de Ferhat'ın, Şirin'in aşkı gibi bu memleketin bir yerlere getirmek için eğer dağları delmemiz gerekiyorsa, biz ona talip olduğumuzu, biz kolaya talip olmak istemiyoruz. Biz zora talip olmak istiyoruz ve bunun da zor ve meşakkatli olduğunu biliyoruz ama basamaklarda hep bir bir tırmanmanın derdindeyiz. İnşallah emin adımlarla da yol yürüdüğümüzü görüyoruz. Çünkü dışarıdan gelen duyumlar, bir firma prestiji olarak boğamızla olsun, renklerimizle olsun, kalitemizle olsun, satış sonrası hizmetimizle olsun ve insanlara karşı gösterdiğimiz özveriyle samimi duygularımızı onlara aktarabilme adına yapmış olduğumuz bu kurgulamada, bunların hepsinin birer bütün olduğunu, bunların hepsinin bir araya geldiğinde, bir logonun parçaları gibi bir araya geldiğinde bir şekil oluşturduğunu çok iyi biliyoruz. Ama burada eğer şekilde bir bozukluk olduğu zaman asli mecramızdan sapacağımızı düşünüyoruz. Çünkü biz hep şunu hayat felsefi olarak edindik. Burada mühendisler bir takım bir şeyler yapabilir, çizebilirler ama işin realitesi tarladan geçiyor, çiftçiden geçiyor. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Çiftçiden gelenlere, ben buradan sizin aracılığınızla da söylüyorum, lütfen üstüne basa basa söylüyorum, bizim makinalarımızda görmüş oldukları, belki onlar için küçük bir detay olabilir ama bizim için çok önemli bir detay. Çünkü başarının anahtarı buradan geçiyor Başak Hanım. Çünkü o çiftçinin o tarlada kullanmış olduğu esas mühendisliğin tarladan geçtiğini ben çok iyi biliyorum. Bundan daha 3 gün önce ben Balıkesir piyasasına gittim ki en ciddi rakiplerimin olduğu bir bölge. Yanlış anlamayın bunu ama hakikaten o derece gururlandım ki. Çünkü
Belki en zor satabileceğimiz yerlerde en rahat ürünümüzü sattığımızı gördüm ki bu da şahsım ve firmam adına bütün çalışan personelimize sizlerin aracılığıyla onlara da teşekkürlerimi iletiyorum. Ve buradan Çeligel ürünlerini kullanan bütün müşterilerimize bütün samimi duygularımla ifade etmek istiyorum ki bugün eğer Çeligel bir yerlere geldiyse evet belki bizim gayretimiz, mücadelemiz var ama esas onların bize inanıp ve güvenmesi bizlerin esas bu yürüdüğümüz yolda bize gücü ve kuvveti veren insanların onlar olduğu konusunda en ufak bir tereddüt taşımıyorum. Onların o desteğine bizim bu yol yürüyüşümüze her zaman ihtiyacımız olduğunda sizin aracınızı tekrar iletmek istiyorum. Siz de bu işe inandığınız için mi bu kadar iyi bir potansiyel yakalayarak yürüyorsunuz? Şimdi bunu yapacağız, buna inanıyoruz. Yani inanmak, herkesin inanmak başarmanın yarısıdır Başak Hanım. Ben idealist bir insanım. Kafaya koyduğum şeyi düşünürüm, taşınırım ama benim için eğer karar verdiysem yanlışı veya doğrusunu sorgulamam. Çünkü insan mutlaka hayatta bazı yanlışlar yapacak ki o yanlış yaptığı şeylerden doğru dersleri çıkartabilsin. Hatalar insan için vardır, insanoğlu için vardır. Mutlaka her şeyi doğru yapıyorum dersen mükemmeliyete doğru gidemezsin. Bir takım hatalar yapacaksın ki doğru yolda tekrar giri, rotanı doğruya doğru çeviresin. Yani ben hep çocuklara diyorum, ben kardeşim bak burada bir imalat yapıyoruz, bir ürün üretiyoruz. Hatalı ürün işleyebilirsiniz. Bak ben buna kızmam. Ama o hatalı ürettiğiniz ürünü eğer patron kızar, imalat müdürü kızar, genel müdürü kızar diye imalata verirseniz çok affedersiniz çarkınıza tükürürüm diyorum. Çünkü atın hurdaya, mal bizim. Önemli olan insanlara bizim doğru ürünü sunabilmemiz. Bunun bariz örnekleri var içeride. Çok hurdaya mal attırdım ben. Mal benim ama burada en çok korktuğum nedir benim biliyor musun? İnsanların o güvenini sarsabilecek. Belki maddi olarak bir takım şeyler kaybediyoruz ama benim en çok korktuğum şey insanların güvenini kaybetmektir. İnşallah biz o güven duygusunu hep pekiştirerek gidiyoruz. Tek kullanımlıktır derler güven için. Aynen bir öyle. Kez kullanıldı mı biter. Servet kaybedelim ama itibar kaybetmeyelim. Benim en büyük hayat felsefem bu. Hiç önemli değil. Firmamın batacağını dahi bilsem kalitemden taviz vermem Başak Hanım. Bugün hep bana diyorlar ya hep diyorsun televizyonda kirada oturuyorum. Hala kirada oturuyorum. Hiç önemli değil. Bundan ar etmiyorum yani. Gocunmuyorsun. Gocunmuyorum yani. Utanmıyorum da. Çünkü mülkün sahibi Allah'tır. Yani ben bir yerlerden tasarruf edip de kalitemden taviz verip de bir taraftan maliyetleri minimize edip de ev almak o kadar basit ki. Ama inanın şuna ki ben o evde yattığım zaman huzurlu yatabilmem için benim o insanların güven duygusundan en ufak bir endişe duymamam lazım ki benim o yatağıma yattığım zaman huzurlu bir şekilde başımı yastığa koymam lazım. Eğer ben işimi hile yapıp da o yatağa yatabiliyorsam o yatak bana rahat değil. İnanın bana batar yani. Yatamam, ızdırap çekerim ben bunu. Çünkü eğer yatıp da dinleneceksem o ızdırabı da yaşamamak isterim yani. Peki çalıştırdığınız yani bünyenizde çalışan insanlara baktığınızda sizin o enerjinizi onların gözlerinde görüyor musunuz? Valla gördüklerimiz de var, göremediklerimiz de var. Zaten doku uyuşmazlığı olanları zaman zaman gönderiyoruz. Anormal derecede de bir işçi sirkülasyonumuz var ama bu Çeligel'e has bir şey değil. Konya'ya has olan bir şey. Ciddi anlamda bir işçi sirkülasyonu var ama şu da benim hayat felsefelerimden biri ki almış olduğum karar yanlış da olsa doğru da olsa kesinlikle giderim. Kararsızlıktan iyidir, değil mi? Kararsızlıktan iyidir. Bir de benim en büyük özelliklerimden birisi vazgeçilmezim gibi gördüğü bana o hissiyatı uyandıran insanlar benim hayatta ilk vazgeçtiğim insanlardır. Niye? Bu firmada ben de vazgeçilmez olamam. Genel müdür de vazgeçilmez olamaz. Pazarlama elemanım, satış elemanım da imalat müdürüm de vazgeçilmez olamaz. Vazgeçilmez gibi görünen insanları donanımını bildiğimiz için, kapasitesini bildiğimiz için anında ondan vazgeçip ondan daha üst seviyedeki insanları istihdam ederek bir o vazgeçilmezim diyen insanlardan donanım olarak daha donanımlı insanları getirerek kalitemizi, insan kalitemizi, iş gücü kalitemizi bir tık daha yukarıya taşıdığımıza inanıyorum ben. Sizden sonraki, bu gerek çocuklarınız için olsun, gerek
çalıştırdığınız personel için olsun, gerekse bizi izleyip de buradan gerçekten dönüş alabilecek izleyicilerimiz için ne önerirsiniz? Yaşı küçük olsun, büyük olsun. Bir işi yaparken neye dikkat etsinler, ne yapsınlar? Şimdi Başak Hanım, ben şunu öneririm. Bir insan önce kendine güvenmesi lazım. Benim o konuda kendime inancım ve güvencim sonsuz. İki, ekibini çok iyi analiz etmesi lazım. Ama ciddi anlamda hedefler koyması lazım. Yol çetrefilli olabilir, yol meşakkatli olabilir. Engeller çıkabilir, birileri takozlar koyabilir. Ama buradan önemli olan yılmadan, usanmadan bu yol yürüyüşüne devam etmek lazım. Eğer ki hedefe kilitlendiyseniz, çünkü şunu herkes iyi bilsin ki zirvelerde rüzgarlar çok sert eser. Belki o zirveye giderken yürümek, o yol yürüyüşü bir takım kolay yol yürüyüşüdür ama esas zirvelere çıktığın zaman o kadar sert rüzgarlar, o kadar fırtınalar eser ki. Evet. Çünkü zirveden düştüğün zaman Allah göstermeye bunun sonucu ciddi anlamda ciddi sancılar doğurur. Önemli olan burada benim hayat felsefem şu: farkındalık yaratmak. Farkındalık yaratmaktan ki kastım da şu: eğer piyasada takip edilen olmak istiyorsanız farklı düşünmek zorundasınız. Farklı mecralara parmak basmak zorundasınız ve farkındalık yaratmak zorundasınız. Bir, ürün kalitenizle, iki, hayata bakış açınızla, üç, müşteriyle iletişiminizde, dört, müşterilerinizle kucaklaşmanızda, beş, satış sonrası hizmetinizde. Bunu o kadar içeriğini doldurabiliriz ki vesaire vesaire vesaire. Çünkü müşteri odaklı giden firmaların, ben inanıyorum ki yol yürüyüşlerinin daha sağlıklı ve o doğumun daha gürbüz bebek getireceğine ben inanıyorum. Çünkü şu anda bizim piyasadaki kredibilitemizin birçok kimse tarafından da imrenildiğini biliyorum ama bu bizim belki de samimiyetimizden, Allah'ın da bize bunu sağanak sağanak vermesinden. Benim hayat felsefem şudur: ya Rabbim, insanlara bizleri eğer tepeden baktıracaksan bunu bize nasip etme. Bu benim bütün samimi düşüncem. Allah sorsun ben hesabını vereyim. Çünkü yarın, yine söylüyorum üstüne basa basa, nerelerde olabileceğimizin hiç kimse sonucunu öngöremez. Yani Rabbim bize her şeyin hayırlısı neyse onu nasip etsin. İşinde, evinde, atınla arabasında, hiçbir zaman, ben çocukluktan beri yokluk görmemiş bir insanım. Evet, halkın içinden geliyorum. Belki bunu yakinen benim memleketimde tanıyan insanlar var. Benim geçmişimi bilen insanlar var. Ama yani benim çok lükste, şatavatta bir gözüm yok. Mütevazi olmak insana yüceltmez. Bilmiyorum yani, yükseltmez ama mütevazi olmak aslında insanı alçaltmaz, daha çok yüceltir. Benim hayat felsefem bu oldu. İnsanlara sevecen olmak ama samimi insanlara sevecen olmak. Çünkü benim en büyük istek ve arzularımdan birisi, ben ne kadar samimiysem karşıdaki insanın da o derece samimi olmasını istiyorum. Çünkü samimiyet bir gösterge değildir. İnsanda olması gereken vasıflardan bir tanesidir. Çünkü insan ne kadar samimiyse işini de o derece samimiyetle düşünür. Ona göre kurgular. Çünkü işini seven insanın başarmama gibi bir lüks yok. Ben işimi çok seviyorum Başak. Evet. Yani işimle yatıyorum, işimle kalkıyorum, işimle hemdemim. O zaman belki çoluğuma çocuğuma ayırmadığım zamanı işime ayırıyorum. Tam bu noktada işinize olan sevginizi üretiminizi görerek, yani o imalatı da çiftçilerimize, izleyicilerimize gösterebilmek için, dilerseniz ikinci kısmı için mutfağına inelim. Evet, işin mutfağına geçelim. Aynen. Şimdi burada ben size bir bariz bir örnek söyleyeyim Başak Hanım. Yanlış anlamayın, hani sevmekten bahsettim ya. Aynı yemek malzemelerini değişik aşçılara verin, aynı ham maddeleri, aynı yağ verin, mutlaka ve mutlaka hepsinin rehası tadı ayrıdır. Niye biliyor musunuz? Her aşçının, her kadının yemek yaparken yapmış olduğu şey, sevgi, ham madde aynı olmasına rağmen o sevgiyle, o duygu ve düşünceyle onu eğer onun içerisine katabilirse sofraya geldiği zaman inanılmaz derecede bir lezzet katar. Ama birileri de eğer sevmeyerek yaparsa, bunu kendine görev adlettiğini, ya işte benim sorumluluğum bu, aman ben bunu bir an önce yapayım gibi. Bizim farkımız burada. Biz yaptığımız yemeğe, yaptığımız makinelere
sevgimizi katarak yapıyoruz. Lezzet bizim katıyorsunuz. Bizim farkımız bu. Evet. İşte insanların almış olduğu o lezzet belki aynı ham maddeyi kullanıyoruz ama işimizi sevdiğimizden dolayı belki değişik bir haz yaratıyoruz. Çizgimizle, görüntümüzle, duruşumuzla insanlara belki seveceğin yaklaşımıza, satış sonrası hizmetimize. Bizim farkımız bu. Biz insanlar hiçbir zaman küçük görmedik. Allah kesinlikle de göstermesin. Benim personelime de üstüne basa basa söylediğim, benim veli nimetim onlar. Sizlerin de veli nimeti. Onlara tepeden baktığınızı, onlara hakir gördüğünüzü, onları aşağılayarak gördüğünüz anda benim için her şey bitmiştir. Orada kestirir atarım. Çünkü veli nimet insanın başının tacıdır. Şimdi üretimin merkezine yani mutfağa geldik. Bekir Bey ile birlikte Ar-Ge merkezine girdik. Şu anda üretimin asıl arka tarafı yani asıl mutfaktayız, evet, değil mi? Evet. Tam olarak şimdi, neredeyiz, bu arkadaşlar ne işlem yapıyorlar, anlatır mısınız lütfen? Şu anda mühendis arkadaşların bulunduğu yerdeyiz. Ar-Ge merkezimizdeyiz biz. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarların başında bir takım hesaplamalar yapıyorlar. Yeni projelerimiz var. Onların çizimlerini yapıyorlar. Biliyorsunuz şu anda biz inşallah yeni MRP, MRP, ERP programına geçtikten sonra buradan çıkmadan hiçbir şey, kalite kontrolden geçmeden hepsi safa safa gerçekleşecek. İnşallah ki demin de ben size anlatmıştım aslında sahadan gelen şeyleri biz birebir kendi Ar-Ge'mizde değerlendirip ona göre demiş söylemiştim. Şu anda mesela Kayseri'den bizim bir servis arkadaşımız geldi. Sahada tespit etmiş olduğu şeylerle ilgili isterseniz yakın plandan da gösterebiliriz. Şu anda diğer arkadaşlarımız projeleriyle yine ilgili çalışıyorlar. Şu anda işte Kayseri'den gelen arkadaşımızın bize aktarmış olduğu bazı makinaların değişimleriyle ilgili bilgi birikimlerini getirip burada aktararak ne gibi değişiklikleri istediğiyle ilgili öngörülerini bize öneriyor. Ve mühendis arkadaşlarımız da bunun uygulanabilirliği konusunda, yapılabilecek şeyleri konusunda birebir alaylı ve mektepli sahada çalışıyor diyelim. Ar-Ge merkezimiz şu anki üstlenmiş olduğu misyon ve görev şu anda bu. Peki bunu nereye kadar tolere edebiliyorsunuz? Yani ne kadar kişi gelip ne kadar değişim isterse siz bunu açıksınız ya da bunu yapabiliyorsunuz? Biz her türlü fikre açığız. Biz gelen her şeyi dinliyoruz. Uygulanabilirliğine bakıyoruz. Çünkü bizim de geçmişten gelen bazı tecrübelerimiz var ama şunu iyi biliyoruz ki belki bizim için uçuk gelen şeyler sahaya indiği zaman hakikaten realist şeyler doğurduğunu görüyoruz. Doğru olduğunu görüyoruz. Uygulanabilirliğine bakıyoruz. Ona göre de tekrar geri uygulayıp bunu sahada da Ar-Ge'sini biz kendimiz bizatihi yapıp uygulanabilirliğine bakıp ondan sonra makinalarımızın üzerinde bir sonraki modelde uygulamaya geçiyoruz Başak. Yani hayata geçiriyorsunuz böylelikle. O zaman Bekir Bey burada nokta koyalım. Evet. Dilerseniz üretimin asıl merkezine geçelim. Evet. Orada da bu işlemler nasıl yürüyor onları çekelim. Tamam Başak Hanım. Buyurun. Bekir Bey, üretimin merkezine geleceğiz dedik. Geldik şu anda, hatta başladığımız nokta tam olarak neresi? Buradan sistem nasıl ilerliyor? Sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi burada Başak Hanım, bizim talaşlı imalat kısmına geldik. Burada bütün kullanmış olduğumuz tezgahlar CNC kontrollü. Tamamen insanın yapabileceği hatalardan ari, mutlaka tabii olasılık var mıdır? Vardır ama tamamen CNC kontrollü ve tamamen resim üzerine belli resimleri verirler ve bunların artı eksi toleransları vardır. Bunların işlemleri yapılır. Burada hassas ölçüm aletleriyle beraber bunlar işlenerek safa safa gidecekleri hangi departman varsa buradan dişlihaneye, dişlihaneden işte ikinci operasyona, oradan dikişlem merkezine gidecekse bütün hepsinin tabiri caizse kimlik kartı var bütün ürünlerin. Bunların içerisinde zaten görmeniz de mümkün ve sürekli her 5 veya 10 parçada parçaların hassasiyetine göre kalite kontrolcularımız gelip tek tek numune bazlı ölçümleri yapıp her ne kadar operatör arkadaşlar
Bunlar ölçümlerini yapsa da kalite kontrolcü arkadaşlarımız da hataya meydan vermemek için tekrar ikinci bir kalite kontrolden geçer. Eğer imalatta herhangi bir hata varsa imalatı durdurur, gerekli raporları hazırlar ve imalattan çıkan hatalı bir parça varsa mutlaka ve mutlaka hurdaya gider. İsterseniz hattı şöyle gezerek devam edelim biz. Evet, lütfen gezelim. Burada üretilenler hepsi aslında makine, toplam makinenin birer parçaları değil mi? Şimdi bizim buradaki farkımız ne aslında biliyor musunuz Başak Hanım? Biz firma olarak, ölçek olarak şu anda kendi ürün gamımızda, kendi ürün segmentimizde Uygur Hanım bizim buraya sac ve döküm girer. Tamamen makine olarak çıkarır. Şanzımanla dişlisine varasıya kadar sadece sementasyonu, setleştirilmesini dışarıdan hizmet alarak gidiyoruz. Onun haricinde bütün işlemleri bizim kendi fabrikamızda gerçekleştiriyoruz. Evet, o zaman devam edelim. Biraz da kendimize olan güvencimiz belki bundan da kaynaklanıyor. Çünkü aldığımız ham maddenin kalitesinin ne olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili girdi kalite kontrol şeylerimiz var. Yetkili arkadaşlarımız var. Ve bütün malzemeleri hep analiz raporlarıyla beraber isteyerek, çünkü bilemezsin şekil olarak hepsi birbirine benziyor malzemelerin ama burada esas içerisindeki istediğimiz krom, mangan, vanadyum, silisyum, argon yani neyse bunlarla ilgili bütün bizim mühendis arkadaşların istedikleriyle ilgili gerekli dokümanlar gelir. Analiz raporları ve bunların çatlak analizi istenecekse çatlak analizleri daha istenir. Buradan aslında gelmek istediğim nokta şu, piyasada o kadar değişkenlik fiyat arz eden malzemeler var ki burada önemli olan malzemenin cins olarak, görüntü olarak birbirine benzeyip benzemediğinden ziyade içerisindeki taşımış olduğu elementlerin, ki zaten fiyatları bunlar yükseltiyordur, bunlarla ilgili analizler isteriz. Biz girdi kalite kontrolcüler, bunları kontrol ederler, numuneleri alırlar. Şu anda gerçi bizim kendi laboratuvarımız yok ama inşallah bu yılın sonunda 2006'da ciddi laboratuvara da bir bütçe ayıracağız. Bir 400-500 bin TL'lik veya artık ihtiyacımız neyse ona göre şu anda arkadaşlar onların fizibilitelerini yapıyorlar. Onunla ilgili inşallah bir sonraki 2016'da girdi kalite kontrolünde bütün analizleri kendi bünyemizde yapar hale geleceğiz. Şu anda hizmeti biz Türk Standartları Enstitüsü'nde ve COSGAP destekli olarak gidiyoruz. Burada girdi kalite kontrole gelen malzemelerin numuneleri alınır, analizleri yapılır. Onlardan okey geldikten sonra malzemeler kabul olur. Ondan sonra imalata girer. Peki tam bu noktada şöyle bir algı vardır her zaman. İşte malzemeden çalmak, üretimden çalmak. Bunu sizin için söylemiyorum ama üretim yapan her firmada kullanan acaba mı diye düşünür. Bunu nasıl engel olunuyor ya da siz bununla ilgili nasıl önlemler alıyorsunuz? Vallahi Başak Hanım, insanların güvenini kaybetmektense biz itibarını kaybetmektense servet kaybetmeye razıyız. Çünkü ben şunu söylüyorum, benim işletmemin ölçeğini siz kendi gözlerinize görüyorsunuz. Biz neticede buna emanetçiyiz diyoruz biz ama bugün eğer biz o kaliteden taviz vermiş olsaydık belki şimdi ciddi anlamda bir gayrimenkulümüz olurdu. Biz hiçbir zaman para odaklı değil, kalite odaklı gidiyoruz. Biz bugün malzemeleri alırken hep analiz raporlarını isteriz derken işte bunları öngörerek yapıyoruz. Yani bugün 1500 liraya da kilosu malzeme var. Aynı görüntüde ama fiyatı 2 katı 3 katı olan malzemeler de var. Biz hiçbir zaman maliyette fiyatları göz önünde bulundurmadık. Bizim için birinci öncelik olan kalite, ikinci öncelikli olan fiyattır. Ha, fiyatta da mutlaka piyasanın belli acımasız rekabet şartları var. Bunları çok iyi biliyoruz ama biz 5 kazanacağımızdan 1 kazanalım ama insanların güvenini kaybetmeyelim diye öyle bir hayat felsefesi. Yani Çelik Elim felsefesi bu noktada. Yani. O zaman devam edelim isterseniz. Şimdi burada yine dediğim gibi dişli malzemelerimiz yine işleniyor. Ki bunların hepsinin görmüş olduğunuz gibi burada hangi operasyonlara gidecek, bunların hepsinin sıralamaları yazılı. Yani tabiri caizse bir Avrupa firma mantığında hareket ederek ona göre gönderiyoruz. Normalde kaynaktan sonra işlem son derece zordur. Biz bunları da kaynattıktan sonra sıfır hataya indirebilmek için kaynaktan sonra işleyerek eksenlerdeki bile en ufak kaçıklıkları hesaplayarak ona göre imalatımıza yön veriyoruz. Makinanın performansını, kalitesini ve üretimden doğabilecek hataları en minimum, yani minimize etmeye yarıyor diyorum. Çünkü hepsi bunların dediğim gibi CNC kontrollü. Hepsinin belli toleransları var. O toleransların artı eksi üstünde veya altında olduğu zaman kesinlikle kalite kontrolcülerimiz bunu kabul etmez, tamamen hurdaya göndeririz biz bunları. Evet.
Şimdi görmüş olduğunuz gibi bazı konularda işte yine bizim en önemli verdiğimiz makinalarımızdan biri, en iddialı olduğumuz makinalardan biri. Şunu iddia ediyoruz, dünyanın en kaliteli makinasını ürettiğimizi biz en azından söylüyoruz. Ama piyasadan gelen teveccühler de bu doğrultuda ki bizi yanıltmıyor. Şu anda mesela kaynak sonrası, boya sonrası bazı işlemle yapılması gereken işlemlerinde şu anda görmüş olduğunuz gibi bu tezgahta işliyoruz. Evet, boya sonrası dikişlemde işlenip sıfır hataya indirgemenin şeyinde. Ondan sonra da inşallah boya sonrası montaja gidecek bu ürünlerimiz bizim. Şimdi Başak Hanım, görmüş olduğunuz gibi burada kalite kontrolcü arkadaşım da var. Burada yapılan ölçümlemeler doğrultusunda veya tedarikçiden gelen hatalar doğrultusunda veya bizim operatörlerimizden hatalı işlenen malzemelerle ilgili kalite kontrolcü arkadaşlarımız bunları ölçümlemelerini yaparlar. Eğer hatalıysa kesinlikle ve kesinlikle imalata vermeyiz ki zaten firmamızın belki de başarısının altında yatan en büyük gerçek gerekçelerden bir tanesi de bu olduğunu düşünüyoruz biz. Kesinlikle hatalı ürünler hurduya atarız. Bu da firmamıza olan piyasadaki güveni ve şeyin bir göstergesi olsa gerek diye düşünüyorum. Burada da şu anda yine bizim firma olarak diğer firmalardan ayıran en büyük ayrıcalıklarımızdan birisi şanzıman gruplarını dahi bizim kendimiz işliyor olmamız lazım. Olması şu anki görmüş olduğunuz tezgah otomotiv sanayinde kullanılan 1005 hassasiyette işlem yapabilen ki otomotiv sektörü de zaten bunu tolerans olarak bu hata oranını kabul ediyor. Şu anda bizim kullanmış olduğumuz tezgah 1005 hassasiyette çalışabilen CNC kontrollü yine bir tezgahımız bizim. Evet Başak Hanım, şimdiki görmüş olduğu kısım bizim sıra bağımsız silaj makinasındaki geçen sene bunun Ar-Ge'sini tamamlayıp bu sene inşallah piyasaya tamamında uyguladığımız değişik bir volant sistemi geliştirdik. Biz ki geçen sene farklı olan ürünümüz piyasada çok ciddi teveccüh gören bir ürünümüzün değerinin üzerine artı performans katarak yakıtla da ciddi anlamda bir %15-%20 dolayında bir tasarruf sağlayarak piyasaya vermiş olduğumuz bir ürünün şu anki imalat aşamasını görmüş oluyorsunuz. Evet Bekir Bey, şu an kameraman arkadaşımızın da çektiği kare bir ne olduğunu bilemiyorum gerçekten buradaki alet ekipmanların ya da üretimlerin, ama siz anlatır mısınız tabii lütfen? Tabii, şimdi sektörün yabancısı olduğunuz için hani ben şunu söyleyeyim. Normalde çelik el firması olarak bizim en büyük diğer firmalardan belki ayrıcalığımız kendi kalıphanemizin de kendi bünyemizde yapıyor olmamız. Tamamen her şeyini kendimizin tasarlıyor ve tamamen uygulamada da kendimizin uyguluyor olması zaten bizim belki diğer firmalardan ayrılan birçok firma şanzıman hizmetini dışarıdan almasına rağmen biz hem kalıbını hem işlemini kendi bünyemizde yapıp bunları burada kendi elemanlarımız tasarlayarak belki işte belki bizim farkındalık yaratmamıza sebebiyet veren şeylerden birisi de bu. Tamamen sıfır hassasiyetle işleyecek şekilde tasarımcı arkadaşlarımızın, mühendis arkadaşlarımızın geliştirmiş olduğu bir kalıp modelinden bir tane küçük bir kare diyelim ona da. Evet Bekir Bey, şu an tam olarak neredeyiz? Şu anda şanzıman üretim ve montaj bölümündeyiz. Burada görmüş olduğunuz gibi işte sezona göre yapmış olduğumuz ürünlerin şanzımanlarının toplanması yapılıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi testleri yapılır şanzımanların. Ses ve ısınma testleri yapılır. Ve kesinlikle burada bütün çıkan şanzımanlarımız tek tek testten geçmeden, kalite kontrolden geçmeden üretime yansıtmayız ki bu sene hakikaten kalitemizin üzerine geçen seneye bakarak biraz daha kalite kattık. Çünkü donanımlı arkadaşları buraya alarak deminki görmüş olduğunuz o bir kare bir parça demiştiniz ama onlarla ilgili ciddi Ar-Ge çalışmaları yaparak şu anda bizim iddia ediyorum şanzımanlarımız belki Avrupa'nın en kaliteli markalarında dahi olabilecek bütün hassasiyetlere, bütün her şeye sahip olduğunu üstüne basa basa vurguluyorum. Çünkü kullandığımız malzemelerin de en kalitelisini kullanıyoruz, dökümün de en kalitelisini kullanıyoruz ki şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunların montajlarını yapıyorlar. Bunların tek tek testlerini yaparak üretimi ona göre veriyorlar. İçerisindeki kullanmış olduğumuz rulmanlar dahi dünyanın en kaliteli rulmanlarından seçiyoruz ki ciddi anlamda fiyat farkı olmasına rağmen kesinlikle kaliteden taviz vermiyoruz Başak Hanım. Gayet
güzel. Şu anda hatta sesleri duyuyoruz ama üretim yerindeyiz. Tabii ki bu üretimi de durduramayız. Hani tabiri caizse onun kokusu olacak yani. Evet aynen yani. Şu an ki, biz de bu sesi duyuyoruz. Evet, benim de en çok haz ettiğim, bakmayın birçok insan belki bu görüntüden rahatsız olabilir ama ben mutfağa girdiğim zaman, atölyenin içerisine girdiğim zaman inan müzik gibi mi geliyor? Dinlendiğimi hissediyorum. Hani bana tabiri caizse o müziğin sesimi, şeyin çekici sesi, ritmi bir nota gibi geliyor. Hani insan müzik dinleyince nasıl ruhun gıdası derler ya, ben de atölyenin içine girip de şu anki duymuş olduğunuz sesleri duydukça inan dinlendiğimi hissediyorum başkanım. Belki de üretim sizin için ruhunuzun gıdası diyebilirim. Ya muhtemelen belki de hani bu başarı diyoruz ya, işte hani sevme diyoruz ya. Ben buradan ızdırap duymuyorum. Bu görmüş olduğum, duymuş olduğum seslerden anormal derecede keyif alıyorum ki inan akşam eve bile vardığımda inan bu hani bir tatlı bir yorgunluk olur ya. O yorgunluğu bile hissetmediğimi düşünüyorum yani. Çok güzel. O zaman ilerleyelim, diğer üretimleri de görelim. Dedik ya tamamen dişlerimizi falan kendimiz üretiyoruz diye. Şu anda dişi tezgah bölümündeyiz. Dişli üretim bölümündeyiz. Şu anda dişlerimizi üretimini yapıyoruz. Kalite kontrolden geçen ürünlerimiz, ham maddemiz talaşlı imalattan çıkıp şu anda da dişli bölümümüze geliyor. Tabii sezonuna göre bu dişlerin muhtemelen zaman zaman değişkenlik göstererek şu anki üretim aşamasında hep beraber, sizle beraber görmüş oluyorsunuz. Sahip oluyoruz yani. Evet. Devam edelim. Evet, şu anda da fabrikamızın tek sıralı silaj makinesi üretim hattını geziyoruz. Şu anda boyadan gelen malzemelerimiz gördüğünüz gibi montajcı arkadaşlar tarafından montajı gerçekleştiriyor. Montajı bittikten sonra da tekrar geri montaj sonrası kalite kontrolcü arkadaşlar gelerek son testlerini yapacaklar. İşte etiketlemesi yapılacak. Bütün ürünlerimizin hepsinin hangi bayimize gideceğiyle ilgili de zaten sevkiyatçı arkadaşlarımız var. Ona göre de tekrar geri yüklemeleri yapıp zaten elhamdülillah şu anda belki 6 aylık doluluk oranıyla çalışıyoruz. Yani şu anki 6 aylık üretimimizin tamamının satılmış durumda ki bu da bir firma için hakikaten bir başarı öyküsü olsa gerek. Şu anda piyasada gizli bir kriz var deniyor. Şunu deniyor, bu deniyor ama şu anda biz firma olarak, Çeligel olarak şu anda o emarelerin hiçbirisini firmamız bünyesinde hissetmiyoruz. Elhamdülillah bu da bize ayrı bir güç veriyor, ayrı bir övünç veriyor başkanım. Şu anda dediğim gibi arkadaşlar montaj aşamasını tamamlıyorlar. Ki bu benim belki ilk göz ağrılarımdan biri tek sıralı silaj makinesi ki bunda da hakikaten yine son derece iddialıyız. Ben iddia ediyorum. Belki ne derece doğru olur bilmiyorum ama piyasanın benim en kaliteli ürünü olduğu konusunda 45 beygirin çekeceğini ve yakıtı da en düşük şekilde yakacağı konusunda da buradan sizin aracınızla tüketicilerimize mesaj vermek istiyorum ki zaten bizim makinamızı kullananlar tabiri caizse hani uyuşturucu insanlar alır da bir bağımlılık yapar ya, bizim ürünlerimizi kullanan insanların Çeligel'den vazgeçme gibi bir düşüncelerinin olduğunu tahmin etmiyorum yani. Bu da tabii sizleri mutlu ediyor değil mi? Hani tabiri caizse para insan için her şey demek değil. Hani bir başarı var ya, o başarının hazzı, vermiş olduğu duygu ne parayla ölçülür ne pulla ölçülür başkanım. Şimdi şuradaki belki ben inanıyorum siz farklı bir camiadan geliyorsunuz. Farklı bir sektörden geliyorsunuz. Kulaklarınız ben de tarımcıyım. Tarımcıyım. O kadar içindeyim ki bu sürecin. O yüzden bana da güzel geliyor. Merak etmeyin bu ses. İçerideki duymuş olduğumuz gürültü inşallah bunun ölçeğini daha da büyüterek, çünkü neticede bu ölçek ne kadar büyürse bizde o kadar çok istihdam sağlamış olacağız ki. Bunun hazzı parayla pulla ölçülmez başkanım. Ben işte bunu seviyorum. Hani ne bileyim, yapmış olduğum bir şeyin o hazzı var ya, o hazzı hani anlatılmaz yaşanır. Bu zevki, bu hani adrenalini parayla pulla değişmek benim için kesinlikle mümkün değil. Bu sesi de seviyorum, bu mesleği de seviyorum. İşimi de hakikaten çok seviyorum. Burada içeride gezerken böyle gençleştiğimi hissediyorum. O belki de o his insanı işte enerji depolamaya sebebiyet veriyor. Yeni araçlara iletmeye sebebiyet veriyor ki inşallah biz firma olarak daha çok şeyler üreteceğiz. Çünkü kafamda yapacağımız o kadar çok projemiz var ki şu anda Ar-Ge elemanlarımız çalıştı. Çünkü bu memleketin üretmekten başka hiçbir şansı yok. Bu memleket eğer dünyada bir yerlere gelecekse
bunun üretmekten geçtiğini herkes kafasına nakşetsin. Buradan sizin aracınızda, ben diğer arkadaşlara da aynı şekilde söylüyorum. Kimse para odaklı çalışmasın. Herkes kalite odaklı çalışsın. Ben inanıyorum ki kalitenin arkasında zaten başarı öyküsü mutlaka ve mutlaka yazılır diyorum. Kalite zaten başarıyı getirecek. Evet, biraz belki birbirimiz zor duyuyoruz ama kusura kalmayın, doğal atmosferi de çekelim diyen sizdiniz, bilmiyorum iyi mi oldu kötü mü oldu? Yok, gayet güzel. Çünkü hep bir üretimden bahsediyorduk. Herkes bu üretimin nerede, hangi çatı altında üretildiğini merak ediyordu. Şu an onun merkezindeyiz. O yüzden izleyicilerimiz de bundan mutluluk duyduğunu düşünüyorum. İsterseniz bu hattı tamamlamış olalım. Diğer hatlara geçelim. Tamam, olur. Biz devam edelim. Evet Bekir Bey, şu an içinde bulunduğumuz hat tam olarak hangi hat? Ne makineler üretiliyor burada? Burası yem karma üretim bölümümüz bizim. Şu anda ilerlediğimiz durumda göreceksiniz. Şu anda bizim kapasite olarak günlük 2 tane yem karma makinesi üretiyoruz ve elhamdülillah o kadar ciddi bir teveccüh var ki ürünlerimize. Günlük 2 tane üretmemize rağmen şu anda yine 6 ay belki 7 aylık üretim kapasitemiz dolu. Hiçbir zaman siparişi 60, 65, 70 makinenin altına düşüremedik. Biraz müşterilerimiz de bu konuyla ilgili serzenişte bulunuyor. Ya bizim üretim ya işte 3 ay sonra 4 ay sonra gün veririz dediğimiz zaman ciddi anlamda biraz ya kendinizi mi kasıyorsunuz falan derken, ama kendimizi kasmayla kesinlikle bir alakası yok. Sadece şu anki gelen talebe günlük 2 tane üretim yapmamıza rağmen talebe cevap veremiyor durumdayız. Ama inşallah 2016 ile beraber üretim hattımızı biraz daha genişletip gelen taleplere inşallah daha hızlı bir şekilde cevap vermenin yatırımlarını ve fizibilitelerini yapıyoruz şu anda. Görmüş olduğunuz gibi makinalarımız şu anda hem bir taraftan helezonları kaynıyor, bir taraftan kaynak işçilikleri devam ediyor ve bir taraftan da şanzımanları atılıyor ki ondan sonraki durumda da kaliteli kontrolcü arkadaşlar gelecekler. Makinelerin boya öncesi son kontrollerini yapacaklar. Ondan sonra makinalarımız boyaya girecek. Boyadan sonra da tekrar girip son montaj benim. Oradan da şu anda karşı tarafta görmüş olduğunuz gibi şu anda yüklemeyi gerçekleştiriyorlar. En sonunda yükleyip nihai tüketicimize doğru sevkiyatı gerçekleştiriyoruz. Bizim sarı kızlarımızı gelin edip göndereceğiz yani. Sevkiyatlar yerine evet, gelmiş evet. Oluyor gerçekleştiriyoruz. Evet. Evet, devam ettiğimiz zaman bu hat tamamen aynı burası makina. Sadece tamamen yem karma üretim hattımız. Şu anda işte yeni bir şeyle beraber dik yem karmaları da yeni üretim şeyimizi aldık. Planımızı aldık. İnşallah onları da burada biraz daha şu anda kısmi gelen siparişe göre üretim yapıyoruz ama bundan sonraki süreçte inşallah onları da artırarak devam edeceğiz. Yurt dışında ciddi anlamda da o konuyla ilgili bize ciddi ciddi talepler gelmeye başladı. İnşallah bu ülkeye biz ne kadar ihracat yaparsak, ne kadar çok yurt dışına mal satarsak, biz inanıyoruz ki 77 milyonun belli bir yere gelmesinde çorbada eğer bizim de bir tuzumuz bulursa bundan son derece bir teşekkür olacağız Allah izin verirse inşallah. Her makinenin başında bir kişi var ve hepsi üstüne düşen görevi layıkıyla yerine getiriyor değil Tabii, mi? Tabii herkesin ayrı bir görevi var, herkesin yapmış olduğu bir yer var. Kaynakçısı ayrı, montajcısı ayrı, şasecisi ayrı, dingilini yapan ayrı, toplayan ayrı, işte boyayan ayrı. Boyayan ayrı. Yani tabii bütün her departmanın ayrı ayrı şeyleri var. Görevlendirmesi evet. Var. Diğer sıra bağımsız hattımıza evet, doğru geçelim. Bir geçiş yapalım. Tamam. Inşallah. Evet Bekir Bey, sıra bağımsız mısır silaj üretim bölümüne geldik. Evet. Burayı da böyle genel hatlarıyla bir toparlamamız gerekirse neler söylersiniz? Şimdi Başak Hanım, bizim en iddialı olduğumuz makinalarımızdan birisi bu ki hep sizin reklamlarda da çıkıyor. Çin dünyaya, biz Çin'e ihracat yapıyoruz derken şu anki bizim gördüğümüz, en azından bizim duyduğumuz, şu ana kadar hiçbir aksi iddianın olmadı. Bu sene inşallah Türkiye'deki pazarın %90'ına talip olduğumuz bir makine bölümündeyiz ki hakikaten bu konuyla ilgili 2 senede piyasanın en çok tercih edilen makinesi konumuna getirdik biz bunu. Biz 3 sene önce başladığımız bu imalata yol yürüyüşüne 2 senede
bir ülkede pazarın %90'a talip olmak hakikaten ciddi bir başarı öyküsü olsa gerek ki bu makine bizim göz ağrımız, göz bebeğimiz. Çünkü kalitesine o derece inanıyoruz ki insanlar bizi o kadar motive ediyorlar ki bizim ilk başladığımızda 10 tanelik olan imalatımız ikinci yıl 150'ye, bu yılda inşallah 270 adede çıkarttık ki yetiştiremeyeceğimiz korkusu var. Yani şu anki yapmış olduğumuz ürünün %80'e yakınını ön siparişini almış bulunuyoruz ki bu da bir firma adına ciddi anlamda sevindirici bir durum. Dediğim gibi Çeli Gelin ürünleri, bizim sarı kızlar Türkiye'nin dört bir tarafında tercih edildiği gibi artık yurt dışında da ciddi anlamda teveccüh görmeye başladı ki bu benim şahsımı değil, aslında bu memleketteki 77 milyonun gururlanması gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü neticede bunun üzerinde her ne kadar Çeli Gel yazmış olsa da Çeli Gel firmasının biz 77 milyon tane ortağının olduğunu düşünerek, hayat felsefesi edinerek bu mantıkta biz imalat yapıyoruz. İşimizi bir bu doğrultuda sahipleniyoruz. Bu insanların üzerindeki sorumlulukları bilerek dünyaya arenasına çıktığımız zaman memleketimizin adına zeval getirmemek için kaliteyi hep en üst düzeyde tutarak bu şekilde hareket ediyoruz Başak Hanım. Bekir Bey, son birime gireceğiz. Oradan depo ve paketleme var ama genel olarak da artık süremizin sonuna geldiğimiz için de kapatalım istiyorum ben. Her şeyden önce yine teşekkür ediyorum. Bura bizim makinalarımızın, yem karma makinalarımızın montaj bölümü ve silaj paketleme makinamızı şu anda görmüş olduğunuz gibi tonluk bir makine yaptık. Onunla ilgili ciddi derecede sonuç aldık ama tekrar yine bir Ar-Ge yapıyoruz. Bununla ilgili bir takım kafamızda değişiklikler yaptık ki dünyanın en hızlı ve en sessiz makinasını ürettiğimize inanıyoruz. İnan şu anki gelen siparişler bile piyasada çok makinamızın olmamasına rağmen Çeli Gel'in vermiş olduğu o piyasadaki güven duygusu var ya, bizim makinalarımıza inanılmaz derecede bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Bu konuda da hakikaten o insanların üzerindeki bu güven duygusunu oluşturmak bile bizim için inanılmaz derecede bir gurur vesilesi olduğunu düşünüyorum ben. Hakikaten insanlara bu konuda müteşekkirim. Önemli olan diyorlar bu ürünü sizin üretmiş olmanız. Belki ufak tefek sıkıntılar olabilir ama biz Çeli Gel'in diğer ürünlerini kullanıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki Çeli Gel bir ürün ürettiyse arkasında da sıkıntı dahi yaşasak kesinlikle servisinden, satış sonrası hizmetinden en ufak taviz vermeyeceğinizi biliyoruz. Biz fiyatını dahi sormuyoruz. Biz sadece sizin ürününüzü alacağız. Bu da, konuda bu insanların güven duygusu da bizim işe daha çok sahiplenmemizi, bizim daha çok şevklenmemizi ve kaliteyi daha üst seviyelere taşımamız konusunda inan bizi o kadar ateşliyor, bizi o kadar motive ediyor ki bunu hani anlatılmaz yaşanır derler ya, biz sürekli bu hep ruh haleti içerisinde hareket ediyor ve inan bunları hep yaşatan insanlara da hakikaten müteşekkir olduğumu söylüyorum. Bizim makinalarımızı alıp kullanıp ve memnuniyetlerini de bildirdikleri zaman ki yeni olmasına rağmen inan belki birilerinin 6 senede 7 senede Ar-Ge yapıp sahada Ar-Ge yaptıklarını biz 1 senede bayağı minimize ederek çok ciddi derecede iyi konuma getirdiğimizi biliyorum ki şu anda bu makineyle ilgili fuara gelip de hani o yurt dışından getirdiğimiz ziyaretçiler ki Sudan'a bir tane şu anda siparişini verdiler bir 500 kiloluk paketleme ve Avrupa firmalarından da şu anda belki açıklamak biraz zaman olarak erken olur ama bir Avrupalı firmayla aynı segmentte mücadele ettiğimiz, şu anda bize bir ortak işbirliği teklifleri var. Ana konularda anlaştık, ön protokolü imzaladık. Bundan sonraki süreçte inşallah altlarını doldurarak gideceğiz. Türkiye'ye yatırım kararı aldılar. Beraber inşallah onlarla bir yol yürüyüşüne çıkacağız. Ve bizim kendi ürünlerimizi de kendi markalarıyla ilgili işte bizim sarı kızlarımızı kendi markalarıyla isteyip dünyadaki kendi distribütörlerine satmak istediklerini ilettiler. Ana şeylerde, başlıklarda anlaştık. Şu anda detaylarıyla ilgili işte bizim dış ticaretteki arkadaşlar ve genel müdürümüz onlarla ilgili bir takım çalışmaları akabinde yürütüyorlar şu anda. Yürütüyorlar. Tabii ki bu birimler sayı olarak eklenecekler de vardır. İnşallah. Ama bir de biliyoruz ki bunun arka tarafı, yani yedek parçayı sağlayan bir deponuz ve bunun bir de paketleme aşaması var. Evet. Onlara da değinelim. Yedek parçayla ilgili ben şunu söyleyeyim. Benim hayat felsefem, bir ürünü satıyorsan eğer
mutlaka ve mutlaka fazlasıyla yedek parçasını bulundurmak zorunda olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bizi belki diğerlerinden farklı kılan da o. Çünkü bizim müşteriden herhangi bir şikayet geldiğinde, yedek parça isteği geldiğinde anlık kargoyu çıkartırız. Yani günlük mutlaka ve mutlaka, ben çok şunu iyi biliyorum. Geceleyin eğer ben kendim yakınsam, gecenin 12'sinde, 1'inde de 2'sinde de eğer olayın aciliyet durumuna göre gerekirse gelir fabrikayı açarım. Gecenin 2'sinde de otobüse veririm. Falan otobüse verdim, gidin otogardan karşılayın, alayın diyecek şekilde de bir özveriye sahibim. Hani dedim ya, seviyoruz biz bu işi çünkü insanları mutlu etmek kadar. Çünkü en büyük referans kaynağının onlar olduğunu biz iyi biliyoruz. Biz insanları mutlu ettiğimiz müddetçe de, aldığı makinalardan memnun olduğu müddetçe de ben iyi biliyorum ki diğer müşteriler de akabinde hep referansta birbirinin peşi sıra geliyor Başak Hanım. Evet. Bize bu mutfağı açtığınız ve izleyicilerimizle yaptığınız üretimlerin arka penceresini, gerçekten işin en ince noktasını gösterdiğiniz ve anlattığınız için bizler teşekkür ediyoruz sizlere. Vallahi ben teşekkür ederim. Aslında daha çok anlatacağım şey vardı ama herhalde zamanınız kısıtlı. Artık bu konuda da ben size saygı duymaktan başka yapabileceğim herhangi bir şey yok. Çünkü bir formatınız var. O formatı da aşmamanız gerektiğini biliyorum. YouTube kuralları gereği. Ama inşallah bir dahaki çekimlerinde böyle biraz daha, eğer arzu ederseniz biraz daha geniş, ki inşallah herhalde belki önümüzdeki yıl daha büyük bir yere taşınma durumumuz var. Biz buraya geleli 1,5 sene oldu. Şu anda kabuğumuza sığamıyoruz. Bizim 4-5 yıl yeter dediğimizde biz de 1,5 yılda şu anda inan hacim olarak, fiziki olarak yetmediğini görüyoruz. Ama inşallah yolumuzun doğru olduğunu, ama bu büyümenin de hakkımızda eğer hayırlısıysa olsun diyerek, ben de o temennilerle Rabbim hayırlısı neyse onu nasip etsin diyerek ben de size tekrar giriş şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, ben bu bölümü şu anda başımda olan şapkayla geçirdim. Fark ettiyseniz normalde böyle bir içerikte sunum gerçekleştirmiyorum. Ben şimdi bunu çıkartıp asıl sahibine, yani Bekir Bey'e vereceğim. Çünkü kendisi bunun sahibi. Ben ona eşlik etmek için şapkayı başımda taşıdım. Baş üstüne de gerçekten taşırım bundan sonrası için. Ama şu anda bir sarı kızın önündeyiz, evet. Sizin deyiminize. İnşallah ben de programı kapatacağım. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu zamana kadar konuştuğumuz her şeyi tam olarak merkezinden, noktasından sizlere aktarmaya çalıştık. Biz bu tarz yenilikleri, bu tarz farklılıkları sizlerle buluşturmaya her zaman devam ediyor olacağız. Bizden ayrılmayınız lütfen.